Kıymetli gönül dostları, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı muhteşem eserinin satır aralarına baktığımız zaman birçok güzelliklerle dolu olduğunu görüyoruz. Hem ilahi olarak okuyoruz, gönlümüz inşirah buluyor. Hem de Hulusi Efendi Hazretlerinin kastettiği manaları belki pek anlayamayız ama en azından anlayabildiğimiz kadarıyla satır aralarına, beyitlere baktığımız zaman bizim gönlümüze çok güzel öğütler verdiğini görüyoruz. Mesela bir ilahisinde şöyle buyuruyor. Yol açılsa yar iline, gitsem de görsem yarimi, yüzün yüzün yar yoluna, gitsem de görsem yarimi. Dil böyle niyet eylese, can sayu gayret eylese, dost vasla davet eylese, gitsem de görsem yarimi. Cismim o ilde tarumar, olsa olup hakim gubar, dost payına yüz hakisar, gitsem de görsem yarimi. Küyünde tek olsam turap, bassa ayak şeyh ile şab, yar etse gel deyi hitap, gitsem de görsem yarimi. Olsam hulusi derde yar, derdini yar eyler timar, lütfeyleyip de girdigar, gitsem de görsem yarimi. Aslında insanların sevdiklerinin olduğu beldeler herkes için bir özlem mekanı, ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin belde-i tayyibesi Medine'yi ziyaret etme arzusu gönlümüzde uyanıyorsa, Mecnun için Leyla'nın köyü, bir mürid için de mürşidinin mekanı, şerefil mekan bir mekin hesabınca elbette ki insanların hasret duyduğu, özlemle ziyaret etmek istediği bir yerdir. Çünkü insanın orada sevdiği vardır. İşte Hulusi Efendi Hazretleri de sevdiğinin yaşadığı beldeye bir insanın nasıl gitmesi, hangi arzularla gitmesi gerektiğini bize öğretiyor. Yol açılsa öncelikle ziyaret için yola niyet etmek gerekiyor. Gitsem de görsem yarimi ama yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi. Yani burada bir tevazuyla gidilmesi gerekiyor. Bu niyetin, bu ziyaretin öncelikle birinci esası tevazu. İkincisi, dil böyle niyet eylese, niyet sahih olacak ve bir gayret olacak. Can sayu gayret eylese, dost vasla davet eylese. İnsan zaman zaman bir yerlere gitmeyi niyet ediyor ama önce sevdiğinden, dosttan bir davet gelecek, bir izin gelecek ki oraya gidebilesin. Gitsem de görsem yarimi. Cismim o ilde tarumar. Yani bedenim toz toprak gibi olsa, orada olup olsam olup hakim gubar, orada toprak gibi olsam, dost payına yüz hakisar, gitsem de görsem yarimi. Sevgilinin ayağına, toprağına yüzümü sürerek gitmem gerekir. Küyün de tek olsam turab, bassa ayak şeyh ile şab. Sevdiğimin köyünde bir toprak olsam, sevdiğimin köyünde yaşayan gençler, ihtiyarlar, insanlar, orada kimler varsa, onun köyündekiler yüzüme ayak bassalar, yar etse gel deyi hitap, gitsem de görsem yarimi. Hani orada ziyaret için beklediği bir müddet var ya, o müddette bütün varlığını yok etti ve ondan sonra davet geldi huzura çıkmak için. Olsam hulusi derde yar, derdini yar eyler timar, lütfeyleyip de girdigar, gitsem de görsem yarimi. Sevdiğinin derdiyle dertlenince elbette ki o derdine bir çare bulacaktır. Ve Cenab-ı Allah lütfeylese de bu ziyaret niyetim böylece husule gelse diyor. Aziz kardeşlerim, işte bu satırları okuduğumuz zaman bizim hatırımıza dil böyle niyet eylese, can sayu gayret eylese, dost vasla davet eylese, gitsem de görsem yarimi beyti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek niyet hadisini hatırlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti, yönelişi Allah ve Resulüne ise onun hicreti, yönelişi Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti, yönelişi de elde edeceği bir dünyalıya veya nikahlanacağı bir kadına ise onun yönelişi de hicret ettiği şeyedir buyuruyor. İşte bu sözler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den şeref sudur bulmasının en önemli hatırası şöyle naklediliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman herkes hicret yoluna, Medine yollarına düşüyor. Ancak
Orada yaşayan, ismini bilemediğimiz bir sahabi de Ümmü Kays adındaki bir kadın daha önce Medine'ye hicret ettiği için ona nikahlanmak için o da Medine'ye gidiyor. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisinden anlıyoruz ki o Medine'ye gelmiştir ama muhacir olma sevabını, muhacir olma vasfını maalesef kazanamamıştır. Bunun esası ne de bağlıdır? Bunun esası niyette bağlıdır. Somuncu Baba Hazretleri Hadis-i Erbain adlı eserinde bu hadisi yorumlarken diyor ki, bütün din ve dünyevi işlerinde halis bir niyete sahip olan kimse iki cihan saadetine nail olur. Bu nedenle Müslüman bütün işlerini iyi niyetle yapmalıdır. Bütün işlerine iyi niyetle başlamalıdır buyuruyor. Hulusi Efendi Hazretlerinin de bu mealde beyitleri var. Besle cümleye hüsnü niyet, kesbedip haylice emniyet. Yani herkese sen hüsnü niyet beslersen, niyetin iyi olursa herkesin güvenini kazanırsın buyuruyor. Bu kılık ve kıyafet hepsi kötü alamet. İnsana yarar taat, ihlası hüsnü niyet. Yani kişinin kılığı, kıyafeti belki farklı olabilir ama eğer içinde iyi niyeti varsa, ihlası varsa, hüsnü niyeti varsa o zaman makbul buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bununla ilgili bir hatıra naklediliyor. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde buyuruyorlar ki, Güründe Hüsnük Emmi diye bir zat vardı. Buna Hüsnü Dayı, düşmez kalkmaz bir Allah. Hüsnük Dayı'nın bir takım ihtiyaçları olmuş ki Hüsnü Dayı'ya varmış. Hüsnü Dayı da 3 tane kart yazmış. Demiş ki Darendi'ye gidersin, filan zata verirsin, filan ağaya, filan zata verirsin, bir de Hulusi Efendi'ye verirsin. Elbette ki dosttan gelen kart, dosttan gelen selam can baş üstüne kabul edilir. Dosttan gelen selam elbette ki güzellikle karşılanır. Ancak birinci ağaya gitmiş, kartı vermiş, o arık bir davar vermiş. Maalesef yolda gelirken hayvancağız da ölmüş. İkinci bir şahsa gitmiş, Hüsnü Dayı'nın kartını takdim etmiş. O zat da kardeşim bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var diyerek Hüsnü Kemmi'nin ihtiyacına cevap vermemiş. Hulusi Efendi Hazretlerine Hüsnü Dayı'nın kartını verip ihtiyacını arz edince Hüsnü Kemmi, Hulusi Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki evde keçiler vardı diyor. Südünden çocuklarımız da istifade ediyordu. Ancak yeğenim İbrahim'in önüne kattım. Evladım yeğenim götür bunu çarşıda sat. Ederini de Hüsnü Kemmi'ye ver dedim. 20 liraya satılmış keçiler. Hatta 2,5 lira da yol parası eksik kalmış. Yeğenim 2,5 lirayı da cebinden vermek suretiyle Hüsnü Kemmi'nin ihtiyacını vermiş. Diyor ki Hulusi Efendi Hazretleri orada, oğul diyor, biz nemiz varsa Allah için, dostlarımız için vermişiz. O zaman bir beyit doğdu diyor. Hani arık bir davarı vermişti de yolda öldü ya, o zata diyor ki niyetin Kabe'dir ama gittiğin yol Galata, hak için ettiğin ihsan yareli bir alata. Yani Allah rızası için Kabe'ye niyet etmek isteyen bir insan, Kabe'ye gitmek istiyorsun ama maalesef Galata yoluna doğru gidiyorsun. Eğer Allah rızası için bunu verdiysen en iyisini vermen lazımdı. Vazgeçebileceğin bir fedakarlık göstermen lazımdı. Ancak bunu yapamamışsın. Maalesef yaralı bir alata diye tabir edilen aciz, arık bir davarı vermişsin. O da yolda vefat etmiş. Adamın ihtiyacını da görmemiş diyor. Bununla ilgili bir hatıra ile sohbetimizi tamamlayalım. Hulusi Efendi Hazretleri Ankara'da bulunduğu bir sarada hacdan bahsedilince bir arkadaş diyor ki efendim bazıları ticaret maksadıyla kutsal beldelere gidiyorlar. Böyle şey olur mu? Bu mümkün müdür diye suallerinin cevabına Hulusi Efendi Hazretleri şöyle bir cevap veriyor. Asr-ı Saadet döneminde bir sefer düzenlenmiş, isimler yazılmış, Müslümanlar savaş maksadıyla sefere katılmışlar. Sahabe efendilerimizden bir kimse de heybe üretirmiş. Ya demiş ben de savaşa yazılayım ancak biraz götürdüğüm heybelerden satarım hem de savaşa iştirak etmiş olurum diye gitmiş. Geri seferden döndüklerinden sonra bir rüya görmüş. Herkesin ismi yazılıyormuş. Kimine şehit yazmışlar, kimine gazi yazmışlar. Bu zata gelince bunu da tüccar yazalım demişler rüyasında. Bunu görünce hayır demiş ben de sefere gittim. Beni de gazi yazın deyince hayır demişler. Senin niyetin gazaya katılmaktan öte öncelikle orada bir ticaret yapmak, heybe satmaktı demişler. Onun için diyor
aziz kardeşlerim, Hulusi Efendi Hazretleri, her şey niyete bağlıdır oğul diyor. Kutsal beldelere gitmek de iyidir ama öncelikle niyetin sahih olması lazım. Oraya gidenler ticaretlerini yapmış olurlar, ticaret maksadıyla gittiler. Ancak sadece gördükleri yanlarına kar kalır diye buyuruyor. Aziz kardeşlerim, bu beyitlerden, yukarıda arz ettiğimiz ilahiden ve hadisi şeriflerden şunu anlıyoruz ki, ameller niyete göredir, niyetlerimiz sahih olacak, Allah rızası için ne iş yapacaksak öncelikle onu yapacağız ve özellikle ziyaret maksadıyla niyetimiz halis bir şekilde inşallah sevdiğimizin yanına gittiğimiz zaman hüsnü kabul göreceğini bu beyitten anlıyoruz. Allah'a emanet olun sevgili gönül dostları. Yol açılsa yar eline gitsem de görsem yarimi yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi dil böyle niyet eylese can saygı gayret eylese dost vasa davet eylese gitsem de görsem yarimi dost vasla davet eylese gitsem de görsem yarimi cismim o ilde tarımar olsa olup hakim kubar dost payına yüz hakisar gitsem de görsem yarimi dost payına yüz hakisar gitsem de görsem yarimi köyünde tek olsam türam bassa ayak şeyh ile şab yar etse gel de yuhitap gitsem de görsem yarimi yar etse gel de yuhitap gitsem de görsem yarimi olsam hulu lütfeyle yüze girdi yar gitsem de görsem yarimi lütfeyle yüze girdi yar gitsem de görsem yarimi